yapıyorsun ya? Yok abla. İşte en son bu. Elimden geleni yapıyorum. Elinden geleni değil, daha fazlasını yap. Vaktimiz yok. Tamam. Tamam Eylül, sakin ol. Başaracağız. Yapma. İyi misin? Bir soru sordum. Yanlış tarafa bakıyorsun. Babaannenin raporunu değiştiren adamın oğlu. Gel yüzüme bakıp ne olduğunu söyleyecek misin? Hayır. Hayır. Neler oluyor? Midem bulanıyor. Üstükçe daha kötü olacak. Oldu mu, yeterli mi? İyi hissetmiyorum işte, üstüme gel. Sen de daha hızlı sür ya şuna. Bak yer değiştireceğiz ona göre. Tamam abla. Doktor musunuz? Ağrım var mı? Başım çok ağrıyor. Doktor bey, canım acıyor. Doktor bey. Geçer. Geçmeyecek olan tek şey ne biliyor musun? Daha geri gelmeyecek olan kızım. Bir daha hiç geri gelmeyecek. Öldürdüğüm benim kızımdı. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Hatırlayacaksın. Senin cezan da bu olacak. Unuttuğun her şey pat diye geri gelecek. Hastaymışım. Doktorlar öyle söyledi. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Yoksa... Yok. Sana kızmıyorum. Seni seçme şansın yoktu. Hastaydın. Tedavi edilmeliydin. Ama onun vardı. Eylül denen o doktorun vardı. Bu durumda asıl bedeli onun ödemesi gerekmez mi? Ne dersin? Bence gerekir. Thank you.
Ulaşabildin mi Fatih'e? Maalesef hocam. 1000 kere aradım belki ama bir türlü açmıyor telefonu. Çok acıyor. Daha 3 santim genişledi. Dayanacaksın biraz. Ben doğuma giriyorum. Bir şey olursa haber verirsin. Tamam hocam. Kolay gelsin hocam. Sağ olun size de. Hocam buyurun. C5-6'da kırık var. Ne? C5 ne? Boyun kemiğinde kırık var Sine. Şimdilik sabitledik ama doğumdan hemen sonra düzelteceğiz, tamam? Samet, dikkatli olun, traksiyon kemeri takacağız. Kemer takılana kadar boyun yerinden santim oynamayacak, santim. Anlaşıldı mı? Anladım hocam. İyi misin sen? Hı hı. Hemşirem, traksiyon kemeri için hazır olalım. Tamam hocam. Hemşire Hanım, hasta benim yakınım. Acil bir durum olursa, birini aramanız gerekirse önce bana haber verin, olur mu? Tamam hocam. Hocam, nasıl alacaksın paketleri? Bak. Ben sadece o çocuğun halini acıdığım için dışarı atamadım, anladın mı? Bak kendin görüyorsun. Sami peşimizde. Polise gidersem o konu direkt çözülür bence. Hoca yapma. Ulaştık bir kere bu işe. Çıkış yok. Hepimizin başı yanar. İkimizin de korumak istediği insan aynı. Son bir kez. Eylül için. Lütfen. Efendim. Tamam, hemen geliyorum. Senle mi acele? Evet. Zor bir vaka galiba. Herkesi çağırdıklarına göre. Yaralıyı arabadan çıkarıp ameliyathaneye yetiştirmek için 5 dakikamız var. Zaman kazanmanın tek yolu buydu abi. Çok alışılmış bir yöntem değil. Alışılmış yöntemlere olan bir doktor değilim. Bu iş bazen yaratıcılık ister. Arkadaşlar hemen içeriden malzemeleri getirin. Hadi algılarımızı açıyoruz, çok dikkat ediyoruz. Çok kan kaybediyor, acele etmemiz lazım. Hadi hadi hadi, zamanla yarışıyoruz, hadi. Merak etme, planlarda bir değişiklik yok. Arabayı kesip seni buradan çıkartacağız. Sana güveniyorum doktor. Aileme kavuşturacaksın beni. Teşekkürler. Hadi. Beyler. Hocam, hazırsanız aracı kesmeye başlayabiliriz. Hazırsın. Kemal, şimdi arkadaşlar arabayı kesecekler. Sakin ol, sakın korkma, tamam mı? Seni buradan çıkaracağız, merak etme. Anladım doktor. Bu saatten sonra hiçbir şey korkutamaz beni. Güzel.
arkadaşlar, başlıyoruz. Ne var? Ne dolanıyorsun akbaba gibi ortalarda? Bana göre bir şey yok da Sami abi aradı şimdi. Bizim yaralı şakal bu işi halledebilecek mi diye soruyor. Ne diyeyim? Ben ne yapabilirim? Bekleyeceğiz. Neşter alıp ben mi keseyim lan herifin karnını? Ha? Ya da en iyisi alayım neşteri birilerinin boğazına falan takayım. Ha? Vardır burada delici kesici bir şey. Sorunu kökten çözeriz. Temiz iş. Ne dersin? Bana ne kızın abi? Ben adamın dediğini söylüyorum sana. Çok canım yanıyor. Kasılmalar sıklaştı mı? Çok sık. Derin derin nefes al ver. Derin derin nefes al ver. Ben hemen doktoru çağırıyorum. Neredesin be Sama, neredesin? Oo, Özgül Hanım. O ne ya? Ne güzellik böyle. Vallahi ne kadar harikasınız bugün siz. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Yolunda yolunda. Acilde bir hasta var. Samet Hoca'yı bulmam lazım. Nerede ki o? Tuvalete diye gitti. Bir saattir gelmedi. Dert etme Özgür bunları. Bırak insanlar özgürlüklerini yaşasın. Yarın ne olacağımız belli mi? Ya da bir dakika sonra. Ha yani. Hadi sen sıkma canını gel. Gel ben bakarım doktor. Nerede? Orada. Tamam. Gel bakalım. Gel sen bana anlat bakalım. Ne? Arabaların üzerine kamyon devrilmiş. Hastayı çıkarmışlar ama yaralı. Yolda da doğum başlamış. Ne olur yardım et. Yardım et. Tamam, sakin ol. Gördün mü bak, kim bilir ne umutla evden çıkmıştı kadın. Doğru. Kocası da arabada sıkışmış, çıkarmaya çalışıyorlar. Ya zaten böyle bir kazadan birinin kurtulması bile mucize. Durun, tamam geldim geldim, sakin olun. Tamam, gevşetiyorum. Ama dedi sakin ki... olun, gevşetiyorum ben sakin olun. Kemal'i çıkar! Aralıyorum, tamam. Tamam, sakin. Tamam, tamam, sakin olun. Hey, 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 hey! Atın bunu! Ay! Bayram! Çek şunu! Bayram! Bayram! Çok geçirmiş ki. Düzenmiyorum, ne oluyor bana? Sinan farkındayım, canım çok yakın. Ama ben de kalmalısın. Bak buraya. Hey, 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 bak buraya, bak buraya, bak. Omurganı sabitlemeliyiz, yerine oturtacağım ve bütün ağrım bitecek, güven bana. Sadece biraz dişini sıkman gerek. Neye bakıyorsun Allah'ın bilmişi? Buraya gel! Hey! Tut şunu. Kıpırdatmadan tut, sana devredeceğim. Saçlarını takacağım. Eğer yapamazsan hastayı felç etmiş olacaksın. Bırakıyorum. Tamam, düzgün tut şunu, canımı sıkma. Kemal! Kemal'i de kurtaracaklardı. Hiç merak etme. Onunla zaten ilgileniyor arkadaşlarımız. Bırakmazlar onu orada, demin oldu. Hayır, bırakmazlar tabii ki de. Şimdi bitti sayılır. Nasıl? Ağrın azalıyor değil mi? Aferin sana. Son kıskaç seni. Evet. Çek şu ellerini yavaşça. Bitti. Sana bu kadar. Bitti.
kapatıldı. Rahat çalışabilmeniz için şoför kapısını keseceğiz. Perikardiyumda kan yok. Metal boru karına zaplanmış. Demir sabit kalmış. Kendini nasıl hissediyorsun? Popüler. İşimiz bitince saplanmış boru parçasını keseceğiz. Ondan sonra hastayı hareket ettirebilirsiniz. Tamam. Canım arkadaşım, ne olur bana kızma. Kızdıysan da özür dileyim, affet, tamam mı? Ama artık benim hastaların yanına dönmem lazım. Kurtarmamız gereken o kadar çok hasta var ki, bunların yanında olmam gerekiyor. Seni hiç unutmayacağım. Canım arkadaşım benim. Ayak parmaklarını benim için oynatır mısın Sinem? Yerinden çıktı ama baskıyı azalttım. Düzelecek. İyi olacaksın. Hoş geldin. Neredesin sen? Neredesin sen? Sana demedim mi hastayı bırakmayacaksın diye? Ama hocam şey, dışarıda bayağı iş birikmiş. Onlardan sonra da bir de lavaboya... Ne saçmalıyorsun be sen? Kes sesini! Altına yapacaksın gerekirse, altına! Sana teslim ettiğim hastayı bırakmayacaksın ama! Şimdi çık git buradan! Çık git bu odadan! Ama hocam... Çık git bu odadan, bu vakadan alındın Samet. Söyle ameliyathanenin hazırlasınlar. Tamam hocam. Kadın doğumcu da oraya gelsin. Çabuk, çabuk! Tamam hocam. Hızlı olma Eza. Bunu yapabilirsin değil mi? Çok şükür. Korkacak bir şey yok Sinem. Sadece biraz hızlı olacağız, tamam mı? Acil hastamız var. Boşaltın asansörü. Sevgi geliyor. Şşş. Hiçbir problem yok Sinem, tamam mı? Sadece biraz dişini sıkman gerekecek. Halledeceğiz. Aferin sana. Sadece bize güven. Alp, bak şuna. Hadi. Acil hastamız var şu anda. Hasta asansörü burası. Başka bir asansör kullan. Parmaklarım. Parmaklarımı hissediyorum. Aa! Aa!
Bas şuna, bas, bas, bas! Açık 6 santime ulaşmış, vaktimiz çok az. Ne yapıyorsun sen burada? Sen kimsin? Doktor. Doktor İpek Erdem. Doğum burada gerçekleşecek. Başka hiçbir yere taşıyamayız. Çok riskli. Kanaması var aslanın. Şimdi bana bir steril eldiven, bir klem, bir de temiz çarşaf getir. Hadi. Hadi. Ne duruyorsunuz? Eylül hocam. Eylül hocam. Bir hasta için acil çağırıyorsunuz. Hangi hasta? Temiz sipariş var. 1520 numaralı oda dendi. Sen git, biz buradayız. Selim abi, Batı'na sipariş'le tampon. Az kaldı. Dayan Sinem, dayan, dayan, dayan. Sen çok iyi gidiyorsun. Başarmak üzeresin. Hadi göreyim seni. Hadi. Sedacı doğumdan güzel. Çok iyi gidiyorsun. Sakın bozma, tamam mı? Aferin sana. Aferin sana. Aferin. Çok kanaması var hocam. Bebek geliyor. Doğum sadece 6 santim. Nasıl çıkacak o bebek? Bırak şimdi her şeyi. Kınmaya devam et. Sabit tutman lazım. Biliyorum. Yardım et. Sinem dayan. Sinem. Sinem. Bak bana. Korkma. Bana güven. Sadece derin derin nefes alman lazım, tamam mı? Hiçbir sorunumuz yok. Devam et. Dediklerine nefes almaya devam et. Aferin sana Sinem. Ben buradan çağrılmışım da. Ben çağırdım. Sonuçta hastayı en iyi siz tanıyorsunuz Eylül Hanım. Aşağıda siz öyle canla başla çalışırken görünce... belki buradaki hatanızı telafi etmek için bir fırsatınız olur diye düşündüm. Hasta Ali Asaf'la Oğuz Hocam. Doktor Hanım. Başım ağrıyor. Ameliyattan sonra normal mi? Normal mi doktor hanım? Mesela baş ağrısına gelen bir hastaya MR çektirmek de normal. Yukarı bakın. Ama hastayla ilgilenmeyip insanların ölümüne sebep olmak, bu normal mi sizce? Ağrılarınızla ilgili Ali Asaf Hoca'ya bilgi vereceğim. Benimle uğraşmayın. Biliyorum acınız var. Anlıyorum. Ama benimle uğraşmayın. Ali Asaf ve sen. Aşağıda iyi görünüyorsunuz. Bana inanmadın galiba. İstersen bir de ziyan arası. Tutunacak güvenilir tek bir dalın var mı bir bak bakalım. Sakin ol,
sakin ol. Bitmek üzere Sinem, bitmek üzere. Çok iyi gidiyorsun. Şimdi son kez deneyeceğiz. Sen de beraber duydun mu beni? Hadi bir, iki, üç, şimdi! Hayır yapamıyorum! Hayır, bittim artık! Bitmedi, yapabilirsin. Hadi yakın! Hayır! Hayır, gücüm kalmadı! Kemal de yanımda olacaktı. At şunları kafamdan şimdi. Bırak şimdi bunları düşünmeyi. O da elimi tutacaktı. Kemal! Kemal! Sinem, bana bak. Bana güven. Hiçbir problem yok. Akınmaya devam etmen lazım. Canının çok yandığını biliyorum ama devam etmen lazım, tamam mı? Şimdi sayacağım. Çok kocaman akınacaksın. Bir, iki, üç. Aferin, devam et, durma. Devam et. Durma sakın, devam et. Çok az kaldı. Çok iyi gidiyorsun, daha derin. Başını gördüm. Bravo, bravo Sinem. Şimdi. Biraz daha devam et Sinem. Düşünmenin sırası mı? Hadi sıra sende, yapman gereken şey ya. Sıralı kızına. Kemal. Bana bak. Sana söz veriyorum. Yanınıza gelecekler, duydun mu beni? Sana söz veriyorum. Sipahçı alabilir miyim? Sipahçı. Kamyon nezdi arabanı mı? Oğuz haber vermemi istedi. Hastanızın eşi önden ambulansla acile gelmişti. Az önce de acil doğum yaptı. Bebekim peki? Çok tatlı bir kızları oldu hocam. Sinem bana sormuştu. Neden kız çocuk istiyorsun diye. Çünkü ona benzesin istiyordum. Onun gibi olsun. Onun gibi baksın. Ama söyleyemedim. Eğer buradan çıkamazsam... da sen söyler misin? Beni çok mutlu ettin, söyle. Seni buradan çıkartacağız. Sen kendi söyleyeceksin, tamam mı? Şimdi sırası değil ama her şey bittikten sonra anlatacaksın. Neyi? Bana olan bu tavrının nedenini. Şu mideni bulandıran şeyi söyleyeceksin öyle. Böyle olmaz. Hadi arkadaşlar, hadi elimizi çabuk tutalım. Çabuk keselim şu kapıyı. Sinem ayaklarını hala hissedebiliyorsun değil mi? Evet. Güzel. Çok
çok kanaması var. Doğumdan sonra normal olabilir ama omurilik ameliyatı olacaksa kontrol etmeyiz. Hem de hızlıca. Uteris otanisi olabilir. Hızlı hareket ettirirsek felç geçirme tehlikesi var. Ama ağır davranırsak da kanamadan kaybedebiliriz. Tamamdır Oğuz Hocam. Bundan sonrası bizde. Alabilir miyim? Neden alıyorsunuz? Nereye götüreceksiniz bebeğimi? Yahu merak etme. Sen ameliyattan çıkıncaya kadar onu senin için temizleyip azalayacaklar. Bir yere gitti yok. Ver bakalım. İyi bakın ufaklığa. Size de teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Alp, benim de ameliyat için temizlenip hazırlanmam gerek. Tamam hocam. Bana da kayıt günü için bu kadarcık aksiyon yeter. Ben de gidiyorum. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Görevimiz. Görüşürüz. Hadi çocuklar. Dayan, az kaldı, az kaldı, tamam mı? Aracın kapısını şimdi çıkarttık. Boruyla araba arasındaki olan bağlantıyı keseceğiz. Hastayı siz daha rahat hareket ettirebileceksiniz. Çek onu, çek onu. Çek, çek, çek geri. Çek. Tamam, 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 tamam. Durdur. Ne oldu, niye durdun? Böyle olmaz. Devam edersek vücudu ikiye ayrılacak. Ne yani, vaz mı geçeceğiz bu saatten sonra? Hayır. Ben hayatımda hiç vazgeçmedim Eylül. Sadece bir kez geç kaldım. Ama hiç vazgeçmedim. İşte seninle tam da burada ayrılıyoruz. Ben vazgeçmem. Sadece daha iyi bir çözüm yolu ararım. Hemen ameliyat önlüklerimizi getirin arkadaşlar. Hadi acele edin. Senden sadece tek bir şey istedim. Hastanın boyunluğunu oynatmayacaktın ve yanından ayrılmayacaktın. Hı? Yapılmayacak tek şeyi yaptım be. Hastanın omurgasının çıkmasına izin verdin. Şimdi çık dışarı. Ameliyata girmeyeceksin. Ama hocam ben de böyle olsun istemezdim. İnanın gerçekten böyle olsun istemezdim. Aa, sakın ha. Sakın ağlamaya kalkma. Bir işe yara da bari Fatih'e ulaş. Telefonunu hala açma. Tamam hocam. Merhaba. Merak ettim, hastanın durumu nasıl? Durdu mu kanama? Ameliyatta şu anda, çıkınca ben de alacağım. Yani şu an için bir sıkıntı gözükmüyor. İyi. Düşündüm de bensiz devam edebilecek misin? Yeteri kadar yardımcı oldun zaten. Teşekkür ederim. Bu kadarcık mı? O kadarcık mı derken? Yani kuru teşekkür. Anlayamadım. Neyse, relax ol. Biz seninle ödeşiriz nasılsa. Kolay gelsin.
rahat bırakmadınız be. Ne var be Samo be, ne var be? Ne? Oğuz Hoca mı? Hayır, Oğuz Hoca'ya söyle ben bir daha hastaneye falan gelmiyorum. Karşıma... Dikkat etsene lan öküz. Bana mı dedi? Sana dedim, ne olacak? Bir dakika Samo. Aa, bu olacak.